Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir ağlayan pasta yapıyoruz. Yapacağımız bu pasta tam ölçülü ve lezzet dolu bir tarif. Ben hemen tarifime geçiyorum. Tarifime geçmeden önce sizler aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güzel yorumları da aşağıya bırakmayı unutmayın. Ayrıca bu güzel tarifimizi de görmesini istediğiniz arkadaşınıza aşağıdan paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı unutmayın. O zaman bu güzel tarifimi denemeyen kalmasın diyerek ben tarifime geçiyorum. Şimdi ilk olarak kekimizi hazırlıyoruz. Bunun için şöyle derin bir kabımızı önümüze aldık. İçerisine 3 adet yumurta ekliyoruz. Yumurtalar küçük ise 4 adet yumurta da koyabilirsiniz. Ve 1 su bardağı kadar toz şekeri de ilave ettim. Şimdi yumurta ve toz şekeri köpük köpük olana dek 2-3 dakika kadar çırpıyoruz. Yumurta ve toz şekeri çırptık. Şimdi içerisine 1 çay bardağı süt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 su bardağı kadar un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve son olarak da 3 yemek kaşığı kadar kakaoyu ilave ediyoruz. Bu şekilde de tekrar çırpıyoruz. Kek hamurumuz hazır. Şöyle kıvamını size de göstereyim. Hamurumuz ne çok cıvık ne de çok katı oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi borcamı önceden ben tereyağı veya margarin ile yağlıyorum. Şimdi hazır olan kekimizi borcamın içerisine alıyoruz. Siz isterseniz normal fırın tepsisinde de pişirebilirsiniz. Pişmeye hazır olan kekimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişiriyoruz. Kekimiz pişerken biz de bu sırada pastamızın çikolata sosunu hazırlıyoruz. Bunun için derin bir tenceremizi ocağa aldık. Şimdi içerisine 2,5 su bardağı kadar sütü, ondan sonra da 1 paket çikolata sosumuzu ekliyoruz. Böyle sürekli karıştırarak kaynayana dek pişiriyoruz. Kaynamaya başlayan çikolata sosunu soğuması için ocaktan alıyoruz ve arada bir karıştırarak kabuk tutmamasını sağlıyoruz. Pastamızın krem şantisini yapmak için kabımıza 2 paket krem şantiyi aldık. Şimdi içerisine 1 su bardağı süt, ek olarak 1 çay bardağı daha süt ekliyorum. Ondan sonra katı bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Kekimiz pişti. Şimdi ılımasını bekledikten sonra üzerine kürdan yardımıyla şöyle delikler açıyoruz. Ardından üzerine 1,5 su bardağı kadar şöyle süt gezdiriyoruz.
üstüne döktükten sonra şimdi soğuması için 15 dakika kadar bekletiyoruz. Kekimiz de soğuduktan sonra önceden hazırladığımız krem şantiye içerisine kekin üzerine döküyorum. Şöyle güzelce bir üzerine yayıyorum krem şantiye kekin üzerine şöyle. Krem şantiyi de kekimizin üzerine yaydıktan sonra önceden hazırladığımız ve soğuttuğumuz çikolata sosunu üzerine gezdiriyorum şöyle. Şimdi şöyle krem şantiye fazla bulaştırmadan şöyle hafifçe bir çikolatayı yayıyorum üzerine. Çikolata sosunu üzerine döktük ve yaydık. Şimdi pastamız hazır ancak dilimlemeden önce 1 saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Pastamız soğudu. Dilimlemeye geçiyoruz. Her kesme işleminden sonra bıçağı peçete ile siliyoruz. Evet, pastamız servise hazır. Şöyle gördüğünüz gibi harika bir pasta oldu. Şöyle size göstermek için bir tane de tabağı aldım. Şöyle çatayla da göstereyim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli bir pasta. Bu tarifim tam ölçülü ve pratik bir tarif. Mutlaka herkese öneriyorum. Ayrıca bu güzel tarifimi görmesini isteyeceğiniz arkadaşınıza aşağıdan paylaş kısmına tıklayarak paylaşmayı unutmayın. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlarınızı da aşağıya bırakmayı unutmayın. O zaman diğer harika tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.